Bugünkü aracımız 2006 model Mazda 6. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Buradaki kapaklı alanı çıkararak oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu, aracın konnektör yapılarını bozmuyoruz. Alttaki ana ünite pasif durumda ama klima tarafı sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şurada şöyle açalım onu bir. İlgili klima tarafında herhangi bir bypass yok. Sorunsuz çalışıyor. Ana ünite çalışmıyor. Ana ünitenin konnektör yapılarını yukarı taşıyoruz. Özel bir kablolamayla, kesinlikle kesme biçme yok. Birebir fabrikasyon karşılıklarını kullanıyoruz. Üçüncü konu, direksiyon kontrol tuşlarının cihaz üzerinde çalıştırılması. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Boşa da geri vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2006 model Mazda 6. 9 inç cihazımızı entegre ederken özel bir çerçeve alanı oluşturuyoruz. Konnektör yapısını bozmuyoruz. Direksiyon kumandalarını çalıştırıyoruz. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçenekleri içinde ilgili ikonu kullanıcılar kullanabilir. Bu şekilde. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. İlgili CarPlay arayüzü kablosuz çalışıyor. Keza Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışıyor. Şöyle direksiyon kontrollerini gösterelim. Hazır mı? Ses açma, ses kısma, şarkı geçişi sorunsuz çalışıyor. Direksiyondaki mod tuşunda bas konuş olarak ayarladık. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda rüzgar var ve sıcaklık gibi. Kullanıcı artık direksiyon simidini elinden bırakmadan Apple CarPlay'de Siri aktif edecek bu ilgili tuşla ya da Android Auto tarafını kullanıyorsa da Android'de Google Assistant'ı aktif etmiş olacak. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan cihazımız her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz gerçekleştiriyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havuzaları var. Şu anda Pulse Station'ı dinliyoruz. Bu şekilde Pulse Station olarak kaydedebiliyoruz. 18 adet istasyon kayıt altına alınmış oluyor. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon. İlgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırılıp ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra Play Store hesabı oluşturulacak ve cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Apple'ın kendi haritası olabilir. Google Maps, Yandex ya da farklı uygulamaları kullanıcı aracında kullanmış olacak. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı, mikrofon kazanç ayarları, harici mikrofon ve Bluetooth 5.0'ın avantajıyla telefonla görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörlerini torpido içerisine aldık. İlgili ikon yardımıyla USB'lerdeki müziklerimize erişim sağlayabileceğiz. Ya da yine ilgili ikon vasıtasıyla klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize ya da videolarımıza da erişim sağlamış olacağız. İlgili kısımdan seçimler yapılıp açılabilir. Bu şekilde. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman da kesinlikle görüntü kaybı yaşatmamış oluyor. Android işletim sistemi var üründe. İlgili Play Store hesabı oluşturulup ve cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da farklı içeriklere de sorunsuz bir şekilde erişim sağlamış olacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Şöyle bir ayarı var, onu da yapalım. Aracı geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Yine kameranın konumlandırma kısmını video içerisinde paylaşacağız. Bu şekilde satır çizgilerini ayarlayabiliyoruz ve yaptığımız ayarlar da sabit kalmış oluyor. Boşa da ileri vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS18 platformu bu işin en stabili. Cortex'in 8 çekirdekli i5 işlemcisini kullanıyor 1.6 GHz hızında. RAM 4 GB, 64 GB'da dahili hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2006 model Mazda 6. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.